Merhaba değerli izleyicilerimiz ve dinleyicilerimiz. Sizleri sevgi ve saygıyla selamlıyoruz. Bugün günlerden cuma ve biz nasıl yani programımızda artık biliyorsunuz sağlığımızı konuşuyoruz. Bu dakikalardaki konuğum özellikle biz kadınlarda ki erkeklerde de görülebilir mi diye soracağım. Meme başı akıntılarının teşhis ve tedavisini konuşacağız. Peki neden oluyor? Bütün bunları konuşacağız ama önce konuğumu takdim etmek istiyorum. Profesör Doktor Sayın Ömer Bender. Hoş geldiniz Sayın Bender. Sağ olun efendim. Sayın Bender İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi öğretim üyesi, genel cerrah ama çok çok uzun yıllardır, 20 yıldan fazla bir süredir sadece meme ve endokrin cerrahisi konusunda uzmanlaştı. Doğru söylüyorum, değil mi? Evet efendim. Sadece meme ve endokrin cerrahisi konusunda uzman ve biz şimdi meme başı akıntıları teşhis ve tedavisini konuşacağız. Aman bana bir şey olmaz, arada bir akıntı oluyor vesaire gibi başınızdan atmayın o düşünceleri. Ne olursa olsun, bedeninizin neresinde bir değişiklik olursa olsun mutlaka bir hekime başvurmak gerekir. İşte bu noktada biz özellikle biz kadınları ilgilendiren konuyu konuşuyoruz. Meme başı akıntısı nedir? Sütten farkı nedir bunun? Gülgün Hanım, öncelikle teşekkür ediyorum. Biz teşekkür ederiz. Böyle teşhisi ve tedavisi zor bir hastalık konusunda halkımızı bilgilendirme imkanı sağladığınız için size ve kanalınıza Biz teşekkür teşekkür ederek ederiz. başlamak Sağ istiyorum. olun. Meme başı akıntısı şöyle tarif edeyim. Memeden akıntı gelmesi hamileliğin doğuma yakın dönemlerinde ve süt verme döneminde normal bir bulgu olarak görüyoruz. Ama onun dışında yani doğuma çok yakın bir dönem kala ya da emzirme dönemi dışında meme başından değişik renkte ve kıvamda bir takım sıvıların gelmesi normal bir bulgu değil. Buna meme başı akıntısı diyoruz. Hatta meme başı akıntısı hastalığı diyoruz. Bu meme başı akıntısı hastalığı sıklığı nedir bunun? Görülme sıklığı Şöyle çok mu? tarif edeyim. Aslında oran olarak çok yüksek değil belki ama yani hastanelerde meme şikayetiyle hastanelere başvuran hastalar arasında en sık rastlanan şikayet memede ağrı. İkinci sıklıkta rastlanan şikayet kadının memesinde bir sertlik ya da bir şişlik ya da bir kitle fark etmesi. Meme başı akıntısı üçüncü sırada gelen sıklık sırasına göre oran olarak %5, %8 civarında değişiyor. Ancak her gün binlerce kadının meme polikliniklerine başvurduğunu düşünürsek sayısal olarak azımsanmayacak bir oran. Şimdi meme başı akıntısı tabii bize şu hastalığı çağrıştırıyor, kanser. Ama her akıntı bir kanser habercisi midir? Nedir? Niçin olur meme başı akıntısı? Nedenlerini sizden öğrenelim. Acaba sadece kanserde mi olur? Yoksa bazı nedenlerde Değil. bazı faktörler bunu yapabilir mi? Tabii öncelikle Evet. şunu söyleyeyim. Meme başı akıntıları %90'ın üzerinde iyi huylu nedenlerle oluyor. Korkmayalım yani. Yani büyük oranda ama Büyük işte oranda, evet. aksini ispat edene kadar ya da kanser olmadığını ispat edene kadar da araştırılıp ortaya çıkarılması gerekiyor. Şimdi meme başı akıntılarının çok nedeni var. Biz meme başı akıntılarını iki grupta inceliyoruz. Birinci grup iyi huylu akıntılar dediğimiz. Ya da fizyolojik meme başı akıntısı dediğimiz, bunlar daha çok hormonal nedenlere bağlı, bazı ilaçların yan etkilerine bağlı olarak gelişen meme başı akıntıları. Bu akıntılar çok tipik, genellikle iki memeden birden oluyor ve iki memenin de bir memenin de birçok kanalından birden geliyor. Çoğu zaman da memeyi sıkarak bu akıntılar çıkıyor. Bunlar bizi çok korkutmuyor. Bunların temelinde çok büyük oranda işte prolaktin hormonu var. Süt salgısını uyaran bir hormon. İşte prolaktin hormonunun değişik nedenlerle kanda yükselmiş olması bu tip iki taraflı meme başı akıntısı yapabiliyor. Bundan Tabii korkmayacağımız yani akıntılar. işte tiroid hormonu eksikliklerinde hipotiroidi de bazen bunlar olabiliyor. Bazı ilaçların yan etkileri bunları yapabiliyor. En çok işte bazı doğum kontrol haplarında. Günümüzde en sık antidepresan kullanan hanımlarda görülebiliyor. Bazı mide ilaçları, bazı tansiyon ilaçları, uyuşturucular bu tip fizyolojik meme başı akıntıları yapıyor. Bunların fotoğraf gösterebilirsek Gösterelim. bir Evet. numaralı fotoğrafı bir görelim.
Bakın evet. Burada memede çok sayıda kanaldan beyaz sütsü bir akıntı gelmiş. Biz bunu gördüğümüz zaman çok korkmuyoruz. Yani bunu fizyolojik meme başı akıntısı sütsü olarak değerlendiriyoruz. Ama evet. Yine de mutlaka böyle bir şey tabii ki araştırılması lazım. Ama bunların altından kötü bir şey pek çıkmıyor. Yani evet. Meme kanseri çıkmıyor ya da ameliyat gerektirecek bir şey çıkmıyor. İşte o hormonal problemleri düzelttiğimiz zaman bu akıntılar da kesilebiliyor. Evet. Başka bir örnek, 2 numaralı fotoğrafta. Bakın yeşil, yine çok kanalda yeşilimsi. Bunlar değişik renklerde olabiliyor. Beyaz, sarı, yeşilimsi, kahverengi renklerde olabiliyor. Ama çok kanaldan olması, memeyi sıkarak gelmesi bizi korkutmuyor. Evet. Devam edelim galiba. 3 numaralıya. Bakın yine aynı şekilde farklı renklerde ama çok kanaldan gelmiş akıntılar. Bunları fizyolojik akıntı olarak değerlendiriyoruz. Tabii ki araştırılması gerekiyor ama altından ciddi problemler çıkmıyor genellikle. Başka bir grup var ki bunlar bizim patolojik akıntı olarak değerlendirdiğimiz grup. Genellikle tek memeden geliyor. Kalsın yani, isterseniz ya da yani tek memeden geliyor akıntı. Hatta tek memenin tek bir kanalından geliyor. Öbürünü mü görelim şimdi? Biraz şimdi anlattığım patolojik akıntı. Yani tek memeden geliyor. Tek memenin tek bir kanalından geliyor. Ve memeyi sıkmadan kendiliğinden geliyor. Hastalar bunları genellikle iç çamaşırlarına leke yaparak fark ediyorlar. Halinde görebilir. Asıl bizim endişe ettiğimiz akıntılar bu akıntılar. Bunların altından patolojik nedenler çıkıyor ve cerrahi olarak da bizi en çok endişelendiren akıntılar bu akıntılar. Onları gösterebiliriz. 3 nolu, 4 nolu pardon. Yani evet, hangi bakın, meme yani başı tek akıntısı bir memeden, tehlikelidir dersek söylüyorsunuz. Tabii. Yani memenin tek bir kanalından gelmiş kanlı bir akıntı. Devam edelim. Evet, bakın bu seröz dediğimiz, yani şeffaf bir akıntı. Bazen su gibi, su renginde, bazen böyle idrar renginde olabilir açık sarı ama şeffaf bir akıntı. Devam edelim, bir tane daha var. Evet, tek bir kanaldan gelen. Bakın bu akıntılar genellikle kendi kendine geliyor. Yani memeyi sıkmadan, bakın hastanın iç çamaşırında ciddi bir şekilde akıntı gelmiş, leke yapmış. Bu tip akıntılar bizim patolojik akıntı olarak değerlendirdiğimiz ve bizi endişelendiren, altından problem çıkma olasılığının yüksek olduğu akıntılar. Evet, peki ne yapmak gerekir bu durumda? Teşhiste yani endişelendiğiniz bir akıntı var. Mutlaka bir şey yapılması lazım değil mi? Nasıl bir problem burada başlıyor. Şimdi klasik görüntüleme yöntemleri meme başı akıntılarının teşhisinde çok fazla işimize yaramıyor. Öyle mi? Evet. Yani o bildiğimiz mamografiler, işte oradan küçük yani, su alınması falan. Yani şöyle. Elle kontrollerimiz. İşte teşhiste bunlar hiçbir işe yaramıyor. Akıntı var biliyoruz ama akıntı niye oluyor? Bunu araştırmak için yaptığımız klasik görüntüleme yöntemleri maalesef çok fazla işe yaramıyor. Mamografi neredeyse hiçbir şey göstermiyor meme başı akıntısının nedeniyle ilgili. Ultrasonografi yapan kişiye çok bağımlı bir yöntem. Yani cihazın kalitesi, yapan hekimin bu konudaki deneyimi, bilgisi. Buna rağmen bir şeyler görebiliyor ama o gördüğü şeyin ne olduğunun yorumunu çok güzel yapamıyor. Yani süt kanalı genişlemiş diyor, onun içinde bir şeyler var diyor ama o bir şeyin ne olduğu konusunda çok fazla aydınlatamıyor bizi. MR belki onlara göre biraz daha başarılı sonuçlar veriyor ama doğru tanı oranları %60'ları falan geçmiyor. Dolayısıyla klasik görüntüleme yöntemleriyle meme başı akıntılarının tanısında çok mesafe kaydedemiyoruz. Burada işimize yarayan bir endoskopi yöntemi var, duktoskopi. Duktoskopi. Nedir? Duktoskopi. Duktoskopi. Duktoskopi yani duktus memenin süt kanalı demek. Onun içine skopi yapmak anlamında. Şöyle söyleyeyim. Nasıl bir yöntem bu? Merak ettik, evet. Şöyle, bir mide hastalığını teşhis etmek için burada şey gelmiş. Evet, bunlar duktoskopi cihazı. İki tane alet kullanıyor. Bir tanesi 1 milimetre çapında, bir tanesi yarım milimetre çapında, çok ince. Bunlar şeyleri, alet çok işte böyle yarı görüyoruz. Flexible bir alet. İçinde fiber optik lifler var. Bir çalışma kanalı var, bir yıkama kanalı var ama toplam çapı 1 milimetre. İşte bu çalışma kanalından geçen bir basket var. Bununla bir işlem yapabiliyoruz. Çok ilginç, çok çarpıcı bu görüntüler. Evet. Evet. Şimdi video kalsın.
Duktoskopi süt kanalının içini gözle görmemize yarayan, yani midede nasıl mide hastalıklarının tanısında gastroskopi yapıp midenin içini görüyoruz. Kalın bağırsak hastalıklarının tanısında nasıl kolonoskopi yapıp kalın bağırsakların içini görüyoruz. Burada da süt kanalı hastalığında da süt kanalının içini gözle görmemize yarayan bir yöntem. Bir farkı var, aletimiz çok ince. Yani mikroendoskopi diyebileceğimiz boyutta. Süt kanalının içine girdiğimiz zaman görüyoruz, teşhis koymamız mümkün. Bazen tedavi de yapmamız mümkün, biyopsi yapmamız mümkün. Dolayısıyla yöntem olarak çok işimize yarayan bir yöntem. Evet, alet, böyle bir alet. Çok çarpıcı. Şimdi neler, hani duktoskopi yaptığımız zaman, ya da şöyle söyleyeyim, bir normal süt kanalının duktoskopik görüntüsünü gösterebilirim size. Şimdi bunu, şunu vurgulamak istiyorum. Türkiye'de duktoskopiyi ilk uygulayan hekim sizsiniz. Ben böyle biliyorum. Evet. Evet. Bu yöntemi Türkiye'ye getiren hekim sizsiniz. Fakat yaygın olarak kullanılmıyor galiba. Maalesef çok yaygın değil. Şu anda Türkiye'de 3-4 merkezde var kullanıma başladı. Ancak yani sağlığımız şöyle, için cihaz, bunun yaygınlaşması lazım. Evet. Ancak cihaz çok hassas bir cihaz. Özellikle devlet ve üniversite hastanelerinde tek kişinin kullanımında olmadığı zaman aletin dayanması zor. Çünkü bozuluyor. İçinde tabii çok mikron çapında fiberoptik lifler var. Biraz hoyrat kullanıldığı zaman alet çok kolay bozulabiliyor, kırılabiliyor. Temini zor bir alet mi bu? Yani ekonomik nedenlerle hastanelerin temininde tabii ki herkes alamıyor. Ama İstanbul'da, yani şimdi Türkiye'de 3-4 merkezde var. Hatta bildiğim kadarıyla, sözünüzü kesiyorum, ben kulaktan duyma bilgileri size teyit ettireyim canlı yayında. Bir merkezde kullanılmak isteniyor ama oradaki hekimlere sizin mutlaka cihazın nasıl kullanacağı yönünde bilgi vermeniz gerekiyor. Yani yardım isteniyor. Genellikle cihazı yeni alanlar, kullanmak isteyenler mutlaka, belli bir süre hastalarına kullanırken elden yardımcı çağırıyorlar. Yani ben bunun eğitimini de verdim. Hani belli sayıda hekim kullanmayı öğrettik, yetiştirdik. Evet. Yani bir iğne yaparken bile hekimler, hemşireler ciddi eğitim alıyor. Evet. Bu ki bambaşka. Ama günümüzde bir organımıza girecek. Evet, yani yeni başlayan merkezler yardım istiyorlar. Ne güzel. Onlara da gidip yardımcı oluyoruz. Size teşekkür ederiz biz kadınlar olarak. En azından teşhis konusunda böylesine bir teknolojiyi takip edip Türkiye'ye getirdiğiniz için. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim tanıtım için, imkan verdiğiniz için. Ağrılı sızılı bir yöntem mi bu? Nasıl oluyor? Değil. Şöyle anlatayım. Ofis şartlarında yapılan bir yöntem. Evet. Ameliyathane şartları gerekiyor. Tabii. Lokal anesteziyle yapılan bir yöntem. Şimdi o akıntı gelen süt kanalını bir miktar genişletiyoruz aletin sığabilmesi için. Onunla ilgili bir plastik dilatatörlerimiz var. Evet. Süt kanalının içine girip biraz genişletip aletin sığacağı kadar genişliğe getirdikten sonra süt kanalından girip endoskopik görüntü yapmaya başlıyoruz. Size fotoğraf mı gönderiyor? Hatta, görüntü mü gönderiyor dışarıya? Şimdi şey yapayım, 3 numaralı videoyu eğer oynatabilirsek. Kamera mı var içinde bunun? Şimdi içinde fiberoptik lifler var, kameraya bağlı. Bakın şu anda süt kanalının içinin görüntülerini görüyorsunuz. Bu normal bir süt kanalı, hastalık bakın, olmayan bir süt kanalı. Evet, çok çarpıcı görüntüler. Evet. Yani biz kadınlar memelerimiz, ki bunun adı memedir, göğüs demiyoruz, göğüs başka bir şey. Kimse aman üzerine yanlış bir kelime olarak alınmasın. Meme, zaten meme cerrahisi diyoruz değil mi buna? Tabii ki. Sayın Bender. Tabii ki. Biz tekrar ediyorum, Profesör Doktor Sayın Ömer Bender'le birlikteyiz. Sadece meme ve endokrin cerrahi uzmanı. Şimdi bu duktoskopiyle süt kanalına girildi. Bu temiz bir süt kanalı. Evet, bu normal örnek olsun diye bir normal süt kanalının görüntüsünü gösterdim. Mikroskopik çalışma, incecik bir alanda. Şöyle tabii çok büyüterek çekiyor. Normalde süt kanallarının genişliği 1 milimetre, 2 milimetre civarında. Ve onun içine kadar girebilen tabii, bir ve hatta biz içeriye geçirmez. Biraz basınçlı sıvı verip biraz genişleterek inceliyoruz. Hem yıkıyoruz hem de biraz genişleterek inceleme imkanımız oluyor. Teknolojinin geldiği noktaya bakın. Evet. Evet, sonra? Evet, durdurabiliriz videoyu. Bebeklerin süt içtiği kanallar bunlar.
Hem mutluluk veriyor zaman zaman hem de işte evet. hastalığını veriyor. Evet. Şimdi yine video görüntüye girdi. Görüntüye giren videoda hani biz duktoskopi yaptığımız zaman içeride nelerle karşılaşıyoruz ya da en sık karşılaştığımız olay ne? Duktoskopide en sık karşılaştığımız bizim intraduktal papillom dediğimiz süt kanalının içinde gelişmiş çok küçük milimetrik tümörler. Bunlar çok büyük oranda iyi huylu tümörler. Ama %100 iyi huylu diyemiyoruz. Ortalama %90, %95 oranında iyi huylu tümörler. Videodan bakın değişik süt kanalının içindeki değişik bu tümörleri video yani endoskopik görüntülerini görüyorsunuz. Evet. Küçük tümörler var. Tabii, yani tabii bu görüntü çok bir, büyütülmüş. Tabii görüntü siz bir cerrah büyütülmüş. Olarak da teşhis ediyorsunuz ama tabii, anlamamak görülüyor. Yani olanaksız, bu, tabii birazdan tabii çok bariz görülenler hareketler, de var. Hareketler, evet. Evet. Bakın bu böyle ince bir sapla süt kanalının duvarına yapışmış bir şey görüntü. Birazdan başa saracak herhalde. Bakın çok farklı. Normalde süt kanalının evet. içini doldurmuş papillomlar. Biraz önce normal kanal, bakın burada o kadar çok sayıda var ki. Bir sürü küçük küçük papillomlar süt kanalının içinde. Oo evet evet anlayabildik onları. Evet. Yani demin, sarı sarı görüyoruz. Demin normal yani. Normal kanal görüntüsünü gösterdiğimizde normal kanalı gördük. Burada bakın evet. bunlar anormal görüntüler. Evet. Evet bakın burada yine kanamalı evet. kanama yapmakta olan bir papillom. Yani, evet, durdurabiliriz videoyu. Bu duktoskopi dediğiniz duktoskopi. Evet. Duktus. Duktus süt kanalının süt kanalı. İsmi bizim tıbbi literatürdeki ismi. Duktus. İşte onun içine skopi yapmak yani duktusun içini görmek, içini görmek. Anlamında bir işlem. Hangi hastalıklar tespit ediliyor peki bu yaptığınız işlemle? Şimdi duktoskopide bizim en çok, ya bize en faydalı olduğu alan aslında hangi hastalar ameliyat edilsin, hangileri edilmesinin kararını vermek. Çünkü meme başı akıntısını yapan, ameliyat gerektiren hastalıklar da var, iyi huylu hastalıklar da var. Yani bizim özellikle patolojik meme başı akıntılarında en sık rastladığımız olay bu intraduktal papillomlar yani süt kanalının içindeki küçük tümörler. Bunlar ameliyat gerektiriyor. Meme kanseri çok düşük oranda da olsa görüyoruz, tanı koyuyoruz, ameliyat gerektiriyor. Ama onun dışında işte süt kanalının genişlemeleri, duktal dilatasyon dediğimiz ya da işte periduktal mastit dediğimiz iltihabi süt kanalı görünüp bunlar da patolojik akıntı yapabiliyor. Dolayısıyla bu işlemi yapmadan patolojik akıntılı hastalara ameliyat ederseniz hastaların yarısını hatta yarıdan fazlasını gerekmediği halde ameliyat etmiş olursunuz. Yani bu şekilde ameliyat edilen hastaların patoloji sonuçları incelendiğinde görülüyor ki hastaların yarıdan fazlası ameliyat gerektirmeyen problemler nedeniyle ameliyat edilmiş. Dolayısıyla duktoskopinimize en büyük faydası hangi meme başı akıntısını ameliyat edelim, hangisini etmeyelim. Çünkü biz duktoskopiyle içeriye girdiğimiz zaman eğer süt kanalının duvarını pırıl pırıl görmüşsek, içeride bir anormallik görmemişsek ameliyat etmemize gerek kalmıyor. Yok. Dolayısıyla hastaların yarısının gereksiz ameliyatını engellemiş oluyoruz. Bu tabii önlemiş çok oluyoruz. Önemli bir mesaj. Boş yere bazen yapılıyor, yani boş yere yapılıyor. Olabiliyor. Hatta şöyle şeyler evet. olabiliyor. Bana işte Anadolu'dan da geliyor. İşte meme başı akıntısı nedeniyle süt kanalı ameliyatı olmuş hasta geliyor. Patoloji raporu tertemiz, problem yok. Hastanın akıntısı da devam ediyor. Aa. Yanlış yerde ameliyatta çıkarılmış olabiliyor. Dolayısıyla duktoskopi sırasında benim en büyük avantajım bir de hastalık olan yeri işaretleyebiliyorum. Bu ne kadar önemli tabii, bir cihaz. Yani evet. Şöyle söyleyeyim. Şimdi ameliyat gerektiği zaman hani hastalığın nerede olduğunu, milimetrik bir olayı, memenin içinde nerede olduğunu bulmak ameliyat sırasında da zor. Koordinatlara göre yapmak. Meme sabit bir organ değil. Hasta ayaktayken farklı, ameliyat masasına yattığı zaman pozisyon değiştirebiliyor. Dolayısıyla koordinatlara göre çok işlem ilginç. Yapmak evet. zor. Onun için ben duktoskopi yaptığım zaman o hasta olan kanalın içine, hastalık olan bölgeye bir ameliyat ipliği yerleştiriyorum. Dolayısıyla o ameliyat ipliğiyle birlikte yanlış yere ameliyat etme şansımız olmuyor. Ben programın süresi yetmez diye bunları biraz kısalttım. Onlarla ilgili görüntüler hayır, getirmedim. Hayır, yani programın süresi yetmese de bizim programlarımız devam ediyor. Hanımefendilerden yani, de mutlaka çok mesaj geliyordur şimdi telefonla. Bir müddet sonra onlar da ulaşır bize.
Tabii burada şunu çok rica ederiz, özellikle vurgulamak isteriz. Yanlış anlamayın, bu bir cihazın tanıtımı değil. Bu cihaz artık ülkemizde ve duktoskopi, yani oraya, o bölgeye girip hastalığı teşhis etme cihazı. Neler var? İşte endoskopi var, kolonoskopi var. Onun gibi bu da memenin. Evet, endoskopi genel bir terim. Yani bütün hani endoskopi içini girip görmek anlamında. İşte mideye giriyorsanız gastroskopi, evet. Kolona giriyorsanız kolonoskopi, evet. İşte meme duktusuna giriyorsanız duktoskopi. Evet, evet. Yani içini girip görme. Dolayısıyla bunun bir cihazın tanıtımı gibi algılanmasını da istemeyiz. Uygulanan bir yöntem Türkiye'de, bundan mutluluk duymamız, gurur duymamız lazım. Evet. Böylelikle istenmeyen ameliyatların da önüne geçilmiş oluyor. Önüne hastanın geçiliyor. Psikolojisiyle de oynanmamış oluyor. Mutlaka asıl çok daha önemli bir yere geleceğim. Demin gösterdiğimiz süt kanalı içindeki küçük tümörler evet, vardı. Evet, evet. Şimdi bu küçük tümörler, papillom dediğimiz küçük tümörler, bunlar ameliyatla tedavi ediliyor. Ameliyatta da yapılan işlem şu, işte o içinde papillom olan süt kanalı ameliyatla çıkarılıyor. Ancak biz biliyoruz ki bu papillomların %95'i iyi huylu. Dolayısıyla hani iyi huylu küçük bir tümör için böyle bir ameliyat gerekli mi değil mi diye uzun çalışmamız oldu. Ve ben hani bu papillomları ameliyatsız nasıl tedavi ederiz diye biraz kafa yormaya başladım. Ve sonuçta bir çözüm bulduk. Farklı amaçla üretilmiş bir alet, bizim aletimizin çalışma kanalından sığabilen bir basket. Çok ince, 3 telli bir basket. Ki asıl üretim amacı kulak burun boğazcıların parotis kanalından, yani tükürük taşı çıkarmak için kullandıkları. O çok ince yerde. Çok ince bir basket. O basketle bunu çıkarabilir miyiz diye bir düşündük. Çalışmalarımız sonucunda. Bakın Türkiye'deki hekimlerimiz neler yapıyor. Yani dünyada bunun örneği yok tabii, değil mi? Siz bunu sundunuz mu? Evet, dünyada tabii ki sundum. Evet. Hatta ödüller de kazandık dışarıda. Kutluyoruz. Gurur kaynağımız. Sağ olun, teşekkür Profesör ederim. Doktor Sayın Ömer Bender. Evet. O yöntemle, yani o aletle girip bu memenin içindeki o süt kanalların o papillomları ameliyat etmeden süt kanalının içinden dışarı çıkarmanın yöntemini bulduk. Bununla ilgili sanıyorum 30 hasta civarındaydı yaptıktan sonra. 2009'da yayınladık, bir Alman dergisinde yayınladık. Ondan sonra duyuldu dünyada, Amerika'ya davet aldık, orada ödül aldık vesaire vesaire. Ne güzel, ve şimdi uygulanan bir yöntem haline geldi öyleyse. Uygulanan bir yöntem haline i̇şte geldi. Onun da görüntülerini gösterebilirim. Video 4-5. Evet. Ne kadar önemli bilgilerle donattınız bizi Sayın Bender. Artık korkacak bir şey yok. Akıntılarımız olursa eğer biz kadınlarda, erkeklerde görülebiliyor mu bu? Bakın tip bu, bakın bu. Bu çalışma yöntemi. Bu evet. Ki rahatsız etmeyen bir yöntem. Evet, bakın küçücük, normal küçücük. O süt kanalının içinden. Tabi bunlar büyütülmüş görüntüler. Biraz büyütülmüş, hop, evet. Çıktı. Evet. Evet. Küçücük bir tedavi, yani hiç ürkütecek bir şey yok. Bunun için ameliyat yapılıyordu. Şimdi yok. Ameliyatsız, tabii her papilloma da yapamıyoruz. Yani uygun papillom olması lazım. Evet, evet. Saplı, koparılabilecek papillom olması lazım. Ve kişi bunları, hemen herhalde sağlığına kavuşuyor. Evet tabii, yani problem patolojiye gidiyor. Temiz olduğu kanıtlanıyor. Hastanede yatmasını akıntısı da bitiyor. Hayır, normal ofis şartlarında yapılabilen bir işlem. Ameliyathaneye de gerek kalmadan muayenehane koşullarında yapılabiliyor. Ona da gerek yok. İşte ve dünyaya ihraç ettiğimiz bir tıbbi yöntem. Bu açıdan da çok büyük bir gurur verdiniz bize. Çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür programımızdan ediyorum. Da bunu duyurmanın onurunu yaşıyorum. Biz yürekten kutlarız sizi, bu yaptığınız çalışmalar. Hem Türkiye'ye bu yöntemi getirmiş olmanız, bu yöntemin eşliğinde tükürük kanallarından, değil mi? Tükürük kanallarından. Tükürük taşı çıkarmaya yarayan aletle bu işlemi yaptık. Meme ve dünyada ilk kez oldu, bir buluş oldu yani. Ve artık kullanılan bir evet, yöntem oldu. Vaktimiz artık varsa ben bir şey daha göstermek tamam, isteyeceğim. Tamam, bu yöntemin bir de bize şöyle bir faydası daha var. Çok erken evrede meme kanseri teşhisi koymamıza da yardımcı olabiliyor. Bütün kanserli için söylemiyorum ama meme başı akıntısı şikayetiyle ortaya çıkan bazı meme kanserleri var. Ve
mamografide, ultrasonda hiç belirti vermeyen, MR'da hiç belirti vermeyen, sadece meme başı akıntısı yapan meme kanserleri var. Meme kanserleri genellikle süt kanalının içinden başlar. %85 oranında o kanalın içini döşeyen epitelden kaynaklanır. Dolayısıyla başka bulgu vermeden süt kanalının içindeki anormalliklerle tanı koyma şansımız oluyor. Bu şekilde benim 60'ın üstünde mamografide, ultrasonda, MR'da hiç bulgu vermediği halde meme kanseri teşhisi koyduğumuz hastalarım var. Evet. Bununla ilgili bir video gösterebilirim. Yani normal süt kanalının dışında bir de kanserli kanalın iç görüntüsünü. Çok kısaca bir süre rica edelim arkadaşlarımızdan. Çünkü herkes ilgiyle izliyor. O videoyu da gördükten sonra son videomuz 11-12. Evet. Geldi. Bakın bu normal süt kanalı. Birazdan anormallikleri görmeye başlayacağız. Bakın buradaki yapı ne kadar pürtüklü yapı, o düzgün yapının dışında pürtüklü yapı, renk farklılığı birazdan daha çarpıcı görüntülerde gelecek. Evet. Bakın artık tamamen süt kanalının içinin yapısı bozulmuş, tıkanmış. Bunlar çok net kanser görüntüleri. Ve böylelikle bunu da teşhis etme ki bunlar başka türlü bulgu vermeyen ve bu sayede tanısı konulmuş olan hastalar. Hani yöntemin bir de böyle bir faydası bir böyle var. Bir faydası hani asıl var. Kanser tanısı için kullanılan bir yöntem değil ama özel bazı durumlarda da çok erken evrede kanser tanısı koyma imkanı olana var. Tanıyor. Çok teşekkür ediyoruz. Çok çok teşekkürler. Ben teşekkür doyamadık ediyorum. Sohbeti. Ben teşekkür ediyorum bana böyle imkan verdiğiniz için. Yeniden bekliyoruz. Çok İnşallah. Teşekkürler. Profesör Doktor Sayın Ömer Bender, işte meme ve endokrin cerrahisi uzmanı, İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi öğretim üyesi konuğumuz oldu. Çok önemli bir tanı yöntemini bize anlattı. Artık korkacak bir şey yok. Meme başı akıntılarından mutlaka bir hekime başvurmak gerekiyor. Tekrar teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim tekrar. Sağ olun. Bizden ayrılmayın. Birazdan Doçent Doktor Sayın Ece Boylu burada olacak. Nörolog biliyorsunuz. Önemli bir konuyu konuşacağız. Demans. Ve siz sorularınızı hazırlarken biz de hazırlayalım. Nasıl yani programımız sağlık konusuyla devam ediyor. Şimdi de stüdyodaki çok değerli konuğum emekli tabip albay, nörolog, doçent doktor Sayın Ece Boylu. Hoş geldiniz. Hoş Sayın buldum. Boylu. Şimdi tabii nörolog deyince o kadar çok şey var ki şu beynimizden çıkan dünyanın en kıymetli organı. Dünyaya hükmediyor evet, değil mi bu beyinler? Aynen öyle. Dünyaya hükmediyor. Daha doğrusu hükmetmeye çalışıyor diyorum artık son zamanlarda. Çünkü maalesef ki görüyoruz insanlığın ve teknolojinin bu kadar gelişmesine rağmen hala insanların birçoğunun içgüdüleriyle yaşadığını görüyorum ben bir nöroloji doçenti olarak. Maalesef yüksek beynin kullanma oranı çok az. Yani hala savaşıyoruz. Hala işte bir takım açlık, kıtlık, yeme içme sorunları. Hala bir takım üreme, cinsel problemler insanlıkta yüksek oranda devam ediyor. En başında savaş tabii. Saldırılar. Maalesef bu da insanın her ne kadar teknolojik gelişme olursa olsun hala alt beyinle ve maalesef ki hala milyonlarca yıl sonra veya insanlığın oluşumundan işte 20 bin yıl gelişmiş insan kabul edersek ondan sonrası hala içgüdüleriyle yaşadığını gösteriyor. Gösteriyor. Yani siz şimdi teknolojiden bahsettiniz. İşte bir tarafta yapay zekayı konuşuyoruz. Bilgisayar teknolojisinin artık gide gide ulaştığı nokta ama sonuçta bunu da üreten insan, insan beyni, insan zekası derken bu bizi nötr hale mi getiriyor? Beynimizi çalışmaz hale mi getiriyor? Ürettiğimiz bu teknolojinin esiri mi oluyoruz? İşte unutkanlıklar, bu akıllı telefonları kullanıyoruz. Ben dahil hepimiz şunu söylüyoruz. Yahu eskiden telefon rehberi gibiydi zihnim. Bütün numaraları takır takır ezberebilirdim. Evet. Şimdi ben evimizin numarasını bilmiyorum. Yani Kesinlikle. Bu bizi
beynimizi daha az kullanır hale mi getirmeye başladı da Alzheimer'dı, demanstı, işte bunama mı diyoruz? Bunama, tabii bunama. Genel olarak. Ya da erken demans, bunama, ya da bunama, demans, bunama, aşırı unutkanlık gençler arasında da çok yaygın. Çok yaygın. Unuttum. Bunu bir öğrenelim sizden. Nedir işin kökünde yatan? Tabii var ki, mıydı? Bu kadar çok muydu? Yani birçok etken söz konusu Gülgün Hanım unutkanlıkta. Ama gençlerden başlayacak olursak bahsettiğiniz gibi teknoloji gelişimi aslında çok aşırı derecede dikkat bozukluğuna yol açıyor. Hmm. Onlarınki daha çok konsantre olamama, dikkat bozukluğu nedeniyle. Bizler bile devamlı bu telefonlara bakmaktan, ben eskiden günde bir kitap okuyan bir kişiydim, evet, ki benim birçok hekim arkadaşım da aynı şeyi söylüyor. Şimdi iki sayfa okuyup sıkılıyoruz. Yani bu konsantre olamama, dikkat bozukluğu ve bu maalesef çocuk ve gençlerde kendini daha çok gösteriyor. Ve çocuk ve gençlerde buna hiperaktivite de eşlik ediyor. Tabii daha çok psikiyatrinin konusu ama ben de bir nörolog olarak gözlemliyorum. Tabii bununla unutkanlıklar da yer alıyor bu sürecin içerisinde. O tabii ki tamamen farklı bir konu. Tabii ki bizim beyinlerimizi de, daha olgun beyinleri de etkiliyor. Ve gerçekten demansın da daha fazla görülmesine yol açabilir. Açabilir diyorum çünkü bu konuda yapılmış kanıtlı, deneysel, bilimsel çalışmalar henüz yok. Sadece gözlemlerimize dayanıyor ama ileride yapılacaktır eminim. Bu teknolojinin, bilgisayarların, telefonların beynimizi nasıl etkilediği hakkında çalışmalar yapılacaktır. Ama gözlem olarak söylediğim, kesinlikle haklısınız, dediğiniz doğru. Evet, çünkü artık araştırma, okuma, kitapları araştırma, oradan bir şeye bakma gibi bir alışkanlık kalmadı. Çat 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 internetten. Ne yapıyor? Beynimizi tembelliğe alıştırıyor. Evet, tembelliğe alıştırıyor ve beyin için en kötü olan şey de tembellik, çalışmaması. Nasıl, evet, çalıştırabiliriz beynimizi? Beynimizi nasıl çalıştırabiliriz? Eğitim, eğitim, eğitim diyoruz. Okumak. Hatta dinimizin, İslam dinine inananların da ilk emir bizde okudur. Yani neden? Her açıdan. Kendini geliştirme açısından, beynini geliştirme açısından, insanlığı geliştirme açısından okumak en önemli şey. Bunu da artık bilim kanıtlamış. Beyinde eğitimle eğitimsizin farkı belirgin derecede. Alzheimer hastalığı, bunama, demans hastalığı riski, eğitimle eğitimsizin farkı belirgin derecede olduğu kanıtlanmış. O zaman demans, Alzheimer nedir, nasıl bir hastalıktır, belirtileri nelerdir, ne yapalım? Sayısız sorumuz var tabii. Nedir bu demans, evet, ya da Alzheimer? Demans, bunama dediğimiz bir hastalık grubu aslında. Hmm. Alzheimer hastalığı da bunun bir alt grubu. Hmm. Birçok şey demansa neden olabilir. Birçok hastalık grubu var. Beyinde ön bölgenin, yani frontal bölgenin veya yan kulak üstü bölgenin, temporal bölgenin rahatsızlıklarıyla oluşan, Alzheimer'dan farklı olarak frontotemporal demans dediğimiz bir bunama çeşidi var mesela. Bir Alzheimer var. İki, onu söyleyebiliriz. Üçüncüsü Lewy cisimcikli demans dediğimiz Parkinson hastalığına benzer hareket bozuklukları bulgularıyla giden bir demans tipimiz var. Vasküler demans dediğimiz beyin damarlarının etkilendiği bir demans türümüz var. Beyindeki kılcal damarların tıkanması veya birkaç tane daha büyük damar tıkanıklığının bir araya gelmesiyle beyin hasarı oluşturması veyahut da o özellikle hafıza, hatırlama bölgelerinde bir damar tıkanıklığıyla oluşan iskemik alan nedeniyle meydana gelen demans dediğimiz vasküler demans, damara bağlı demans dediğimiz tipi var. En çok sık görülen tipleri bunlar ama en başında da Alzheimer hastalığı geliyor. Yalnız vasküler demansın, yani damarlara bağlı, tıkanıklığa bağlı demansın yüzdesi de es geçilemeyecek kadar fazla. Çünkü biliyorsunuz kolesterol, işte tansiyon, şeker hastalığı hepsi damarları etkiliyor. Hmm. Bazen de birlikte olabiliyor Alzheimer hastalığıyla. Vasküler demans dediğimiz hastalık birlikte olabiliyor. Alzheimer'a gelince veya frontotemporal demans veya Lewy cisimcikli demans, hareket bozukluğunun, yani Parkinson hastaları nasıl böyle yürümede güçlük çeker, oturmada, kalkmada güçlük çeker? Biz buna hareket bozukluğu diyoruz. Hı hı. Bunun Muhammed Ali Clay'di değil mi? Dünyada, evet, Parkinson hastası. Evet. O da ünlü Parkinson hastası. Kafa travmasına bağlı oluşan bir Parkinson'dan muzdaripti maalesef.
vefat etti. Şimdi bu hareket bozukluklarının da eşlik ettiği demans, Alzheimer hastalığı, frontotemporal demans dediğimiz beynin ön lobu ve yan loblarının etkilendiği demans, dejeneratif demanslar grubuna giriyor. Dejenerasyon, yani ne de dejenerasyon? Beyin hücrelerinde dejenerasyon. Bu dejeneratif demans dediğimiz gruba giriyor. Ne oluyor? Nöron dediğimiz beynin asıl işlemci hücreleri, bilgi işlemci hücreleri ölüyor. Demansta yok oluyor. Normalde biz 100 milyara yakın bir nöron sayısıyla doğuyoruz doğuşta. Fakat 30 yaşından sonra, 35 yaşından sonra bunun her sene 30-35 bin tanesi ölüyor her yıl. 35 yaşından sonra her yıl otomatik olarak buna spontan hücre ölümü veya apoptoz diyoruz. Programlanmış, o saati gelmiş, intihar bombası gibi ölüyor. Ama demans hastalarında, dejeneratif demans hastalarında bu hücre ölümü normalden daha fazla oluyor. Özellikle de kaç yaşında? 60-65 yaşlarından sonra. Her yaşlılık demans değil. Yani her yaşlılıkla bu kadar hızlı bir hücre ölümü olmuyor. Demans da bir hastalık. Yani yaşlılarda unutkanlığı normal kabul etmeyeceğiz. Bunu bilmemiz lazım. Yaşlı bile olsa... Normal kabul etmeyeceğiz. Evet. Bunu evet, bu çok önemli mesaj. Çok. Evet. Yaşlı çevresinde olanlar aman dikkat etsin. Evet. Normal kabul etmeyeceğiz ve yaşlı bile olsa yakınımız, kendimiz de yaşlanınca unutmaya başlayabiliriz. Hafif bir takım unutkanlıklar başlayabilir. Bilinçli olacağız. Yakınlarımızı bilinçlendireceğiz. Yaşlı yakınlarını bilinçlendireceğiz. Unutkanlık bir kader değil. Yani bu bir hastalık. Bunun da hastalık olduğu patolojik, beyin patoloji çalışmalarıyla tabii ki vefat edenlerden, ölenlerden otopsi çalışmalarıyla yapılmış, tespit edilmiş. Yani normal insan hücreleriyle ölen insanların beyinleriyle karşılaştırıldığında ona hastalığa ait çeşitli bulgular bulunmuş. Evet. Bunu bir hastalık olarak kabul edeceğiz, demansı en başta. Evet. Unutkanlığı ve ona göre yönleneceğiz. Peki şimdi bende de var unutkanlık. İşte anahtarımı bir yerde unutabilirim. Hay Allah nereye koydum diyebilirim. Fazla şeyler düşünürken işte geçen gün bizim evde mesela eşimin bir şeyini araması söz konusuydu. Ayakkabılığa koymuş, sabah evden çıkacak. Ben aynı şeyleri yapabiliyorum. Kendimden örnek veriyorum ki yani. Bunları hep yapabiliyoruz. Nereye koymuştum hay Allah diyoruz. Ya da şunu çok iyi saklayayım dediğim bazı eşyam var. Nasıl saklamışsam bulamıyorum, unutmuşum yerini. Bu da mı demans? Şimdi tabii ki demans hastalarında da bu tür bulgular bulunuyor. Ama bir kere en başta söylediğim gibi 60-65 yaş üzeri, daha çok da 65 yaş üzeri hastalığı. Yani daha erken yaşlarda biz başka şeylerden şüpheleniyoruz ve başka şeyleri ekarte etmeye çalışıyoruz. Mesela neleri ekarte etmeye çalışıyoruz? B12 vitamin eksikliği, demir eksikliği. Demansa yol açabilen nedenler, D vitamini eksikliği. Onun dışında tiroid bezinin iyi çalışmaması, yani hipotiroidi demansa neden olabilen sebeplerden. Diğer B1, B6 vitaminleri, bunların eksikliği. Folik asit dediğimiz yine hücre içi bir vitaminin eksikliği. Bunlar özellikle araştırmalı, daha genç hastalarda veyahut da unutkanlığı, daha çok böyle isim unutma gibi falan değil de bizim gibi eşyaları karıştırma vesaire gibi başlayan kişilerde özellikle bunları ayırt etmeli. Başka ne olabilir ayırt edeceğimiz? Bir beyin MR'ı görüntülemesi yapmalı. Çok belirginse unutkanlık şikayetleri. Burada bir tümör, beyin kanaması veya beyin damar tıkanıklığı, enfarkt iskemi dediğimiz bir şey var mı? Bunları da ayırıcı tanıya eklemeli. Bunların hiçbiri yoksa o zaman işte demanstan şüphelenebiliyoruz. Onun için de özel testler var. O testleri yapıyoruz hastaya. Nedir? Mesela işte Alzheimer diyoruz. Çok yaygın duyduğumuz bir şey. Demansı evet. Daha az telaffuz ediyoruz sanki. Evet. De. Alzheimer işin duvarını bilmediğimiz için demans ve Alzheimer arasında ne evet. Var? Topyekun bir halk arasında Alzheimer diyoruz. Alzheimer diyoruz. Değil mi? Evet. Testlerimiz var Alzheimer için veya demans için.
Bizim kısaca poliklinikte uyguladığımız minimental durum testi dediğimiz kısa bir testimiz var. Tabii Türkiye şartlarında en çabuk onu uygulayabiliyoruz. 5-10 dakikamız alıyor bizim. Zaten ezberledik biz nörologlar olarak o testi. Ezbere hastaya yapabiliyoruz. Ama bunun dışında gelişmiş ileri ADAS-COG veya ADAS dediğimiz daha uzun testler var. Onlar da yapılabilir. Minimental testte şüphelenilen tam emin olunmadıysa hastaya, şüphelenilen hastaya daha ileri testler yapılır. Bunlar konuşarak karşılıklı cevap halinde yapılan veya hastaya bir şey çizdirilerek, yazı yazdırılarak yapılan testler. Saat çizimi çok önemli yine testler arasında. Evet, bir normal bir hastanın saati düzgün bir şekilde bir kol saatini, akrebi, yel kovanı ve içine rakamları koyarak düzgün bir şekilde çizebilmesi lazım. Ama biz demans hastalarının bunu başaramadığını görüyoruz. Çünkü daire çizmesi. Tabii daire çizip içine rakamları koyup işte saat genelde biz 11'i 20 geçe gibi bir rakama hani önerilir bize araştırıcılar tarafından. Hani bunu akrep yel kovan olarak işaretle deriz ve bunu başaramaz çoğunlukla demans hastaları ve Alzheimer hastaları. Tabii hepsi hemen hemen aynı grupta. Evet. Peki tedavisi yok tabii bunun, değil mi? Yani geri dönüşü olmuyor galiba. Maalesef geri döndüremiyoruz ama son zamanlarda yapılan ilaçlarla, son demeyeyim artık yani bir 20 yıldır kullanıyoruz yaklaşık. bu ilaçlarla en azından biraz daha yaşam süresi uzatılıyor. Bir yıl, iki yıl daha yaşama ek bir süre verilebiliyor ve hastanın yaşam kalitesi daha iyi oluyor bu ilaçlarla. Ve unutkanlık da tabii biraz daha geriletiliyor. Ama tamamen radikal bir tedavisi henüz yok. Söz konusu değil. Şimdi çok ileriki yaşlarda daha ziyade tanık oluyoruz. Yakınlarımız var, çevremize bakıyoruz. Unutkanlığın daha egemen olduğunu görüyoruz. Evet. Bu yaşa bağlı dememeliyiz dediniz. Tabii. Ama genel olarak da böyle bir izlenimi söz konusu. Şöyle, hangi yaşta olursa olsun demans, bunama veya Alzheimer, bunun alt grubu olan bir Alzheimer hastalığı bir hastalıktır. Hı hı. 80 yaşında bile kişi olsa bu yine bir hastalıktır. Öyle kişiler görüyoruz ki 95 yaşında kafa mükemmel çalışıyor. O zaman her yaşlı unutacaksa o zaman o niye unutmuyor? Bu bir hastalık. Mesela yine kendimden örnek vereyim. Rahmetli anneannem bugünü hatırlamazdı. Sabah ne yediğini hatırlamazdı ama 7 yaşında nereye gittiğini, 8 yaşında ne yaptığını hatırlardı. Çatır çatır anlatırdı bize. Şimdi tabii ki Alzheimer nasıl bir şey? Alzheimer hastalığının veya demansların başlangıcı yeniyi unutarak başlıyor. Eskiyi değil. Şimdi beyin bugün görüntüleri geçiştiremedim son anda biliyorsunuz. Yine yaparız bir program. Evet. Beyin korteksi dediğimiz tabaka böyle 6-7 katmandan oluşan bir tabaka ve üstten silinmeye başlıyor. Üstten silinmeye başladığı için üstte yeni bilgiler kayıtlı. İlk önce yeni bilgileri biz kaybediyoruz. Alttakiler eski bilgiler. Nasıl bir bilgisayar? Aynen. Eski bilgilere zaman içerisinde sıra geliyor. Diyelim ki 5 yıl sonra, 6 yıl sonra, 10 yıl sonra bu eskiler de eriye silinip onlar da artık yok olmaya mahkum maalesef. Bir de yaşla ilgisi şöyle. Eğer 65 yaşın civarında bir Alzheimer riski soruyorsak %5 insanlarda. Ama bu maalesef katlanarak ilerliyor. Her 5 yılda 2 katına çıkıyor. Ve 80-85 yaşlarına geldiği zaman hastalarda artık Alzheimer riski %40'ları buluyor. Şimdi 85 yaşında %40 hastalanma riski var kişilerde. Yine normal demiyoruz ama. %40 bu hastalığa yakalanıyorlar diyoruz. Bu da oldukça büyük bir rakam. İşte bu da hastaya, hasta yakınlarına, işte her şeye, hastanın ekonomisine, devletin ekonomisine büyük kayıp getiren bir şey. Yani bakım hastası oluyorlar bunun çünkü. Önceden bunda Alzheimer'a yatkın, önlemimizi alalım gibi bir durum söz konusu değil galiba. Kısacık sorum olsun, süremiz bitmiş ama. Evet. Bir durum söz konusu değil ama son yıllarda yine beyin omurilik sıvısından veya kandan yapılan çalışmalarda markerlar dediğimiz, işaretleyiciler dediğimiz bir takım tetkiklere bakılabiliyor. Hani risk oranı veya
hani şüphelendiğiniz genç hastalarda da bunun kesin tanısı yönünde bir takım ilerlemeler var ama hala yine söylenilen demans veya Alzheimer hastalığının kesin tanısı otopsiyle konuyor. Biz hep olası tanı koyuyoruz. Yani 85 bile yaşında olsa hasta olası Alzheimer diyoruz. Kesin tanısı hala patolojik olarak konulabilen bir hastalık olduğu için maalesef otopsiyle konuyor. Evet, o da acı. Evet. Çok teşekkür ediyoruz Sayın Ece Boylu. İyi ki geldiniz. Ama en azından artık kendimizi şöyle böyle sınayabiliriz diye düşünüyorum. Emekli tabip albay, doçent doktor Sayın Ece Boylu, nörolog bize demans ve Alzheimer'ı anlattı. İyi ki geldiniz. Evet. Çok teşekkürler. Ben de teşekkür ederim. Sizlere mutlu, sağlıklı, unutkanlıktan ve bütün sağlık sorunlarından uzak bir hafta sonu, güzel günler dileyelim. Pazartesi günü görüşmek üzere ama Ulusal Radyo ve Ulusal Kanal'dan ayrılmayın diyoruz. Esen kalın.